Malatyalılarımız bu caddeyi bilir. Burası bizim ünlü caddemiz. Şu anda Ünlü Caddesi'nden merkeze doğru gidiyoruz. Yolun solundaki binalar kısmen yıkılmış. Evet, çarşıda tek ve tük insanları görebiliyoruz. Bankalardan bir gitmiş. Şu anda bankada işlemini yapan vatandaşlarımız eve doğru gitmeye çalışıyor veya çadıra göre. Yolun sağındaki binamız yıkılmış. Evet, burası İnönü Caddesi, Malatya'nın tek bir caddesi ve iş yerlerinin, bankalarının, ofislerin olduğu, insanların sel sel akın yaptığı cadde burası. Her şey cıvıl cıvıldı. Burada insanlarımız alışverişlerini yapar, otobüslerden evlere giderdi. Ama şu anda gördüğünüz gibi araçlar, kısmen araçlar var. Ve insanlar meraklı gözlerle yıkılan binalara bakıyorlar. Hayallerine bakıyorlar. Burada geçmiş olan günlerine bakıyorlar. Yaşamışlarına bakıyorlar. Yaşanmışlara bakıyorlar. Ama şunu inanıyoruz ki, şuna güveniyoruz ki bu depremi atlatacağız. Yine burası eski İnönü Caddesi. İnsanlar dolacak. Vatandaşlar burada olacak. Herkes alışveriş yapacak. Kimileri buradaki arkadaşlarına selfiler yapacak. Sosyal medya atacak. Malatya'mızın güzel caddesi diyecekler. Çok uzak değil. Mutsuz da değilim. Ama en kısa zamanda normalleşeceğiz Allah'ın izniyle. Normalleşip normal hayatımıza devam edeceğiz. Benim günlerdir yanımda kameramanlığımı yapan Hasan her seferinde abi normalleşeceğiz mi diyorlar. Evet, normalleşeceğiz Allah'ın izniyle Hasan. O güzel günler burada, o güzel günler burada uzak olmayacak, çok yakınımızda. Şu anda bulunduğumuz yerde dört yoldayız. Şu anda dört yoldaki binalarımızda köşe bina yıkılmış. Biz şurada istiyoruz, evet, bir an önce Milli Eğitim Bakanımız, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız enkazların kaldırılacağını söylediler. Bir an önce kaldırılmasını biz de rica ediyoruz. Şehirde enkazlar kalkarsa, yıkılacak binalar yıkılırsa en azından vatandaşlarımız biraz normalleşme anında depremi unutup iş hayatına atılacaklarını düşünüyoruz. Eğer her yer kapalı olursa biz de dahil herkes karamsar olur. Şu anda televizyon binamız yok. Ama size hamdolsun yayın yapıyoruz. Karamsar olmayacağız. Karamsarlığa hiçbir anlamda yer de vermeyeceğiz. Biz öyle bir milletiz ki çok beller atlattık, çok dertler atlattık, çok şeyler atlattık. Bunu da Allah'ın izniyle atlatacağız. Bunlar da Allah'ın izniyle gidecekler. Evet, şu anda bir dört yoldaki bankamızın oradayız. Bankamızın görevlileri içeride bir şeyler istiyorlar. Şu anda bulunduğumuz yer banka tamamen evet yıkılsın. Gelir. Hiçbir şey olmaz değil. Her şey gelir. Buradaki vatandaşımız da kendi eşyasını iş yerinde çıkartıyor. Depremden zarar gördüğü için. Bak ne güzel. Buradaki palmiye reklamını yapalım. Bir şey olmaz. Bak vatandaşımız mağazasını açmış. Vatandaşın ihtiyaçları papatya mı? Evet. İkisi de. İkisi de papatya ve palmiye de açmış. Evet. Şu anda vatandaşımız iş yerinin önüne. Bak ne güzel. Evet. Diyor ki hayat devam ediyor. Biz de ayaktayız. Biz de bu şehirdeki Malatyalılara hizmet etmek için iş yerimizi açtık. Onlardan Allah razı olsun açtıkları için. Şu anda tekrar devam ediyoruz. Kız Meslek Lisesi'nin önündeyiz. Evet, binamız şu anda ayakta sağlam duruyor. O binamız ayakta. Bütün binalarımız ve insanlarımız ayakta. Biz yıkılamayız. Bizi kimse yıkmaz. Bizi hiç kimse yıkamaz. Hiçbir devlet Türkleri yıkamaz. Hiçbir millet Türklerle mücadele edemez. Biz bunlar bizim için geçicidir. Sadece bir kısa mola verdik Malatya'mızda. 10 ilimizde kısa bir mola verdik. Bu da bizim deprem molası. Ama ne yapacağız? Allah'tan gelen. Afet diyoruz. İstemeyiz ama geldi. Halimize şükredeceğiz. Bir önce dediniz ya, Kültür Turizm İl Müdürlüğü'nde gezdik.
Hamdolsun canımı sağ ya diyor. Anneleri öldü. İki tane keçim var. İki tane keçimin bir keçimin hasta ve gittim hastanede serum taktırdım diyor. Veteriner taktı diyor. Bak diyorsunuz değil mi? Öyle bir milletiz ki. Öyle bir diniz ki. Bizde merhamet sınırsız. Bizde birlik sınırsız. Bizde her şey sınırsız. Biz bunları da Allah'ın izniyle atlatacağız. Güzel bir Malatya yapacağız. Güzel bir Türkiye yapacağız. 10 ilimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı 1,5 yıl içerisinde biz 10 ilimizi ayağa kaldıracağız dedi. Ve şu anda yolun diğer tarafında bir çanta mağazası da açmış. O da şu anda çanta mağazası da şu anda müşterilerini orada ağırlıyor ve güzelce. Hani bekliyorduk ya, İnönü Caddesi çok trafik tıkanır diyoruz ya, bak ne güzel. Şu anda trafik tıkanmış diye. Olsun ya, biz razıyız. Saatlerce beklemeye razıyız. Saatlerce bu caddede beklemeye razıyız. Yeter ki eskiye dönelim. Yeter ki bizim Kasım'a dönelim. Biz yeter ki o günlerimizi tekrar inşallah güzel günler bizimdir. Güzel günler yakındadır. Biz umut ediyoruz ki yayınlarımızı yaparken de güzel şehrimizin her bölgesinde yayın yapmaya devam edeceğiz. Biz Malatya'mızı seviyoruz. Evet, sesimizi şu anda duyan, duyan duymayana söylesin lütfen. Hayatta kalan tüm yurttaşlarımızın lütfen hastanelerde kan bağışına davet ediyoruz. Kan bağışı yapılsın. Kan bağışı çok önemli. Şu anda yaralarımıza kanlar da lazım. Evet, şu anda bir tırımız merkeze iş makinesi getirdi. Şu anda iş makinesini indirdikten sonra kendisi evi terk edecek. Oradaki vatandaşımız aracı park etmiş. Olsun ya dedik ya, biz yoğun bir trafiğe razıyız. Yoğun bir trafik olsun diyoruz. Burası PTT'miz, yani postanemizin olduğu kısım. Şu anda burası postane. Evet. Orada o vatandaşımız inşallah geçecek. Önünde bir vatandaşımız da geçiyor. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Size şu anda İnönü Caddesi'nin bütün mıntıkalarını göstermeye çalışıyoruz. Şu anda PTT Caddesi, PTT'nin önündeyiz. Yani postanenin önündeyiz. Evet, 9 yıl Malatya'daki tüm esnaflara hizmet ettim. Merkezdeki taş mağazanın üstündeki LED ekranımız şu anda Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından ağır hasar verildi. Ama yine diyoruz ya, canımız sağ diyoruz. O binamızda şu anda Hasan o binayı çekiyorsun. Belki yarın o gün o binayı artık göremeyeceğiz. Yerine bir olacak. Depreme dayanıksız olduğu için. Olsun. Mal gelir. Mal gelir. Mal Allah'ın izniyle çalışarak malı tekrar yaparız. Hiçbir sıkıntımız yok. Evet, şu anda Kapalı Çarşı alandayız. Kapalı Çarşı'nın oraya geldik. Kapalı Çarşı altta çarşımız da var. Şu anda burada yine çadırda yaşayan insanlarımız var. Çadırdaki vatandaşlarımız var. Biz şurada arabacımızı bir park edip size vatandaşlarımızdan ilgili yerlerde ilgili görüntüler alacağız. Evet Hasan. Şu anda burada benim mikrofonumu alırsam mikrofonum neredeydi? Evet Hasan'cığım gidelim. Evet şu anda yayındayız. Burada çayımızı veriyoruz. Depremzede de sıcak çay veriyor. Biz buradaki
Mağazamıza teşekkür Allah ederiz. Allah devletimize zeval vermesin. Allah devletimizi var etsin. Allah Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Cümle evet. Müslüman'dan. Evet. Vatandaş diyor ya, Allah devletimize zeval vermesin. Şu anda canlı yayındayım. Şu anda devam ediyorum. Evet. Dedim ya, 8 yıldır bu bölgede tüm Malatyalı halkının reklamını yapıyorduk. Şu anda bu binamıza ağır hasar dediler. İnşallah yıkılmaz ama bilmiyoruz ilk bir şeyden. Yakında da biz bu binamızı alacağız. Evet, biz deprem bedelere burada çadırlarda yemekler veriliyor, odunlar kesiliyor. Herkese buradan devlet yardımcı oluyor. Günlerdir konuştuğumuz yeni cami dediğimiz, ibadete açılmayan camimiz dedik. Ama ibadet açıldı. 7.74 şiddetle depremden yeni camimiz yerle bir oldu. Ya 2020 Ocak Elazığ depreminde Ulu Cami ile yeni camimiz hasar gördü. Burayı birkaç ay önce Büyükşehir Belediye Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımızdan burayı açtık. Güzel bir cadde yaptık dedik. Çok oturamadık. Nasip kısmet dedik. Bu da kadermiş. Evet, şu anda yeni camimizin güzergahına doğru ilerliyoruz. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıflar ve Kültür Turizm Bakanlığı şu anda yeni caminin etrafını 3 yıl sonra açmıştı. Bütün brandaları kaldırmıştı. İbadete açılmıştı bu yeni camimiz. Şu anda tekrar ibadete kapandı. Tekrar şu anda etrafı tekrar kapatılıyor. Dedik ya, Allah kimseye böyle bir daha acı ve deprem yaşatmasın. Haberler yaptığımız, konuştuğumuz yeni camimiz şu anda tamamen yerle bir oldu. Evet, şu anda yeni camimiz. Şimdi şu anda evet, bir ara verip açtık, tekrar şu anda ara verip kapatıyoruz. 7.78 deprem şu anda yeni camimizin %99'unun kullanmaz hali yapıldı. Evet, herkes burada daha önce Malatya'yı bilen bilir. Bütün cenaze, şehit cenazeleri burada kalkıyordu. Bu camimizde kalkıyordu. Depremden bir gün önce Malatya Üstad Piri olarak buradaki şemsiyeleri neden bu kadar para verdiniz, yaptınız dedik. Evet, bir gün sonrasında da yeni camimiz tamamen yıkıldı. Tamamen binası gitti. Tamamen cami gitti. İbadete şu anda açık değiliz. Bugün belki Cuma'ydı, Cuma namazını burada milyonlar namaz kılacaktı. Ama demek ki takdir ilahi budur. Hiç üzülmeyeceğiz. Camimiz Allah'ın izniyle de yapılacak. Allah'ın izniyle buradaki binalarımıza yapılacak. Herkes inşallah normale döneceğiz. Umut ediyoruz. Allah'tan bu diyoruz. Evet, afet yaşadık. Bu bulunduğumuz yer... Büyük otel dediğimiz Malatya'nın en eski otellerinde büyük otel. Depremde zarar gördü. Depremin altında kalanlar oldu. Şu anda enkaz altında kalan kimse yok. Evet, yeni camimiz arkasındaki büyük otelimiz. Büyük otelimizde ama vatandaşlar kısmen hem alanı gezelim diyorlar. Bir bakacaklar. Tarihe bakacaklar. Burada bu caddede oturduklarını söyleyecekler. Evet, bu da bizim Postane Caddesi dediğimiz yer. Şu anda enkaz altında kalan yok ama şu anda çalışanlar var. Şu anda devletimizin polisleri de burada nöbet tutuyorlar. Enkaz bölgesinde kimsenin geçmesini istemiyorlar. Evet, yaralarımızı inşallah en kısa zamanda saracağız. Buradaki bütün iş makineleri şu anda yapıyor. Biz buradaki görevli abilerimize kolay gelsin diyoruz. Evet, devam edeceğiz şuradan. Evet. Şu anda bizim Ayakkabıcılar Çarşısı burası, oraya doğru gidiyoruz. Ayakkabıcılar Çarşısı'ndayız. O çarşımız da şu anda zarar gördü. Evet.
büyük otelimizin şu anda zarar görmüş. Yaramızı saracağız Allah'ın izniyle. İnanıyoruz. Çoğumuzun burada her noktada bir hatırası var. Ve her noktada o kadar insanın emeği var. Bu sokakların biz bir an önce eski hayata dönecek esnaflarımızın dükkanlarını fethetmek inşallah açacağı günler çok uzak değil, yakındır diyoruz. İnanıyoruz. İnanıyoruz ki bu şehrimiz daha güzel olacak. Yaşadık. Evet. Şu anda tarihi evet. Dibe kuru kahve. Bunlar da açacak ya. Çok değil. Az kaldı. Güzel günler olacak diyoruz. Evet, şu anda işletmemiz ürünü almış, içi boşaltmış yapıyor. Burada bizim meşhur ayakkabıcılar, tamirciler dediğimiz geldi. Ayakkabıcı eski ayakkabılarımızı getirir burada, ayakkabılarımızı tamir ederdik. Ama yine biliyoruz ki bu ayakkabıcılar da ayakkabıcı tamir edeceğiz. Sadece şu anda kısa bir, diyoruz ya, reklam arası verdik. Bu, biz bir kısa reklam arası verdik Malatya olarak. Kısa reklam arasından sonra nerede kalmışsak orada devam edeceğiz hayatımıza. Acımız büyük, kaybımız büyük. Ama hamdolsun canımız sağ. Evet, şu işletmenin içerisinden sancıya bakabiliriz. İşletmenin geçmiş olsun. Evet, vatandaşımız olduğu bölgede devam ediyor. Şu anda bu bulunduğumuz yer bizim Akpınar dediğimiz. Akpınar'dan devam ediyoruz. Eski maske dediğimiz, burası maske binasıydı. Eskiden hatırla, daha önce burada maske hizmet yapıyordu. Şu anda maske Beylerdere'sine taşındı. Burası da bizim Akpınar'daki yerimiz. Cici Kebap Salonu derdik, meşhurdu. Orası da şu anda inşallah yarın bugün hayata geçecek. Vatandaşlar eşyasını çıkartıyorlar şu anda. Akpınar'a doğru gidiyoruz. Şu anda evet, burada vatandaş klimatik döküyor. Onlar da eşyalarını çıkartıp bakacaklar durum nasıl diye. Evet, şu anda devam ediyoruz. Şu anda Akpınar'dayız. Evet, Akpınar'daki binalar yerine bir olmuş. Yerine insan olmuş diyorlar ya. Evet. Deprem burayı çok etkilemişti. Evet. Şu anda bu sırada. Hatta dün biliyoruz. Buradan devam edelim. Yaklaşık 30 yıl yaşadığım Hidayet Mahallesi'ne buradaki otobüs, minibüs durağından gidip geliyorum. Evet. Ne yapıyorsun? Orası da şurası eski devlet mahkemesi dediğimiz, devlet mahkemesi şu an o zaman çok eski değil. Binalarımız burada. Vatanda şu anda ofisini ve şeyini boşaltmaya. Burada yine kolay gelsin. Devletimiz askeri nöbet bekliyor. Allah'a işlerini vermek zorunda. Depremin ilk günden beri Malatya'da Malatyalı halkının malını, canını koruyorlar. Evet, askerimiz de buradaydı. Halen de devam ediyor. Allah jandarmamızın, polisimizin, hiçbir devlet memurumuzun inşallah bunu kanamaz. Onlar da yıllardır burada, 12 gündür bu şehre hizmet ediyorlar. Bu şehirdeki Malatyalıların malını koruyorlar. Nöbet yerini bırakıp bu şehre gelmişler. Evet, şu anda Akpınar'da da devam ediyoruz. Bizi izleyen değerli izleyicimiz Akpınar'ı bilirler. Malatyalılar onlarla. Akpınar'dayız şu anda. Vatandaşımız depremde zarar görmeyen, hasarlı olmayan mallarını çıkartmaya çalışıyorlar. Evet. Şu anda insanlar deprem bölgesinde yolu kesmemizin imkanı var mı? Tamam abi. Şimdi AFAD ekibi de
içerisinde insanlar geçmesin bina içinde diyor. Evet. Şu anda biz de atlılardayız. Atlıların bize sağ olun. Evet. Acımız büyük. Acımız bir. Şu anda size destek. Evet. Geçiş vermiyor ki bize. Geçemiyoruz diğer tarafa. Şu anda ortada kalmışız. İlk depremden gelen Malatya itfaiye aracı ikinci depremde tam ortada kalmış. Ortada. Orada ilk depremden müdahale. Şu anda binalarımızın çoğu ağır hasarlı. Bu yolun sonu çevre yoluna çıkıyor. Çevre yolu güzergahındayız. Evet, Akpınar. Burası Akpınar. Şu anda Akpınar'dan devam ediyoruz. Biz de yayınımıza kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Yapılan şey ama yani daha deprem aşılar devam ediyor ama vatandaşlar ne yaptılar? Bu halde de sağlam olan mallarını kurtarmaya çalışıyor. Onlar da evet ya ne kadar az zarar verdiğini malımızı kurtarır diye mücadele ediyorlar. Onlar da Allah yardımcıları olsun. Evet. Biliyorum farklı herkes depremden zarar gördü. Depremde tüm Malatya zarar gördü. Binasıyla, işiyle. Evet, buradaki vatandaşımız da iş yerine maç altıp en azından ne kadar az zararla kurtarır diye. Allah yardımcısı olsun. Emeklerinin Rabbim'in yoksa çıkartmasın. Evet, böyle bir afet yaşadık. Kimse istemez. Şu anda Akpınar'da caddeleri gezmeye başladık. Şu anda size diğer tarafa doğru gidiyoruz. Size diğer caddeleri göstermeye çalışacağız. Burada firma ürünlerini çıkartıp başka yere de tekmeye çalışıyorlar. Onlar da depremde şu anda zarar görüyorlar. Deprem ne olur? Deprem şu anda deprem bugün 12. günü. Artık insanlar birazdan normalleşmeye devam ediyor. Normalleşmenin olarak şu an telekom açmış. Vatandaş şu anda normalleşmiş. İş yerini açmaya çalışıyorlar. Evet, vatandaşlarımız iş yerini açmaya çalışıyor. Şu anda buraya geçiyor. Şeyde. Ne yapacağız? Hayat devam ediyor. Yaşamamız lazım. Çalışmamız lazım. Kazanmamız lazım diyoruz. Evet. Merkez üstü Kahramanmaraş olan 7.7 şiddetin depremin üzerinde tam 12 gün geçti. 12 gün. Koca 12 gün geçti. Evet. Ayakkabıcılar Çarşısı. Oradan da insanlar ayakkabıcı çıkartmaya çalışıyor. Evet. 12 gün geçti. 12 gün içerisinde gün geçtikçe yaralarımızı biraz daha sarmaya devam edeceğiz. Evet. Kuyumcular Çarşısı. Görkemiyle, güzelliğiyle en son yapılan çevre düzenlemesiyle ilgili bizim şu anda Kuyumcular Çarşımız da tamamen yerine bir olmuş. Evet. Gündüzleri şehirde insan görmek o kadar beni mutlu ediyor ki anlatamam. Artık şehir demek ki yalnız değil. Demek ki şehrimizi yalnız bırakıp başka bir şehre gitmedik. Sadece 50-60 bin Malatyalı vatandaşımızı onları kısa bir süre içerisinde tatile gönderdik. Diyoruz ki siz tatilinizi yapın, tekrar gelin. Şehrinizi yalnız bırakmayın. Şehrimizi yetim bırakmayalım. Şehrimizi hiçbir anlamda eksik bırakmayalım. Evet, gidelim ama tekrar dönüp gelelim. Tekrar dönüp burada hayatımızı devam edelim. Evet, burada esnafımız
Şu anda depremden sonra esnafımız 12 yıla iş yerini açmış. Evet. Şimdi buyurun. Normalleşmeye devam edeceğiz. Tabii. Herkes normalleşeceğiz. Evet. Şu anda buradaki firmamıza Allah razı olsun. Niye? Vatandaşımıza hizmet ediyorlar. Evet. Bizi izleyen tüm Malatyalılar da şu anda İnönü Caddesi'ndeyiz. Bu güzergahımız İnönü. Diyorum ya, sadece 50-60 bin tane Malatyalımızı biz tatile gönderdik. Diyoruz ki tatilinizi yapın, tekrar şehrinize gelin. Şehri yalnız bırakmayalım. Bu şehir bizim şehrimiz. Yaşanabilir bir şehirdeyiz. Evet, deprem yaşadık. Yaşıyoruz da. Ama şu anda bile bunları da atlatacağız. Bunlar da geçecek diyoruz. Şu anda devam ediyoruz. Evet. Şu anda böyle Hasan'cığım orada yasaklı olan bölgeye bunu hemen dönmen lazım. Onu bir tutuyor. Hemen bakıyorsun. Evet. Size canlı yayın yapmak istiyoruz ve canlı yayın yapmaya devam ediyoruz. Burada da bulunduğumuz burada depremzedelere Soykan eski belediye dediğimiz eski belediye binasının olduğu yere deprem çadırları yaptık. Burada deprem çadırlarıyla vatandaşımızı, burada devletimiz her imkanlarını seferber etmişler. Sağ olun. Evet, deprem çadırları devam ediyor. Şu anda sola geldi. Şu anda Kızılay'ımızla ilgili. Dedik ya, tekrar söylüyorum. Lütfen Kızılay'ımıza kan verelim. Şu anda hayatta olan herkes Kızılay'a kan bağışlasın. Yaralarımız var. Kana ihtiyaçlarımız var. Her şeye ihtiyacımız var. Şu anda Kızılay'ımız şu anda burada Kızılay'ımız tanışıyor. Ve Kızılay'ımız şu anda burada yemek dağıtacak. Ve depremde şu an yemekler bekliyorlar. Allah kıyasını da şükür vermesin. Kızılay şu anda bütün imkanlarıyla, AFAD bütün imkanlarıyla şehrimizde. Evet. Şu anda bulunduğumuz alan eski belediye binası dediğimiz. Emekler Parkı. Binadayız. Emekler Parkı diyor Hasan bu arada. Evet Hasan, bizi emekli ettin ama Emekler Parkı'ndan devam ediyoruz. Biraz sonra size çıktığımız yerde inşallah Malatya Valiliği'nin son halini size göstereceğiz. Malatya Valiliği'ne taşındı. Şu anda bir yerden çıkış yapmamız lazım ama döneceğiz. Burada çıkış yok değil mi Hasan? Var burada. Devam ediyoruz. Şu anda çadırlarda yaşayan vatandaşlarımız, Hasan takılmayasın. Şu anda vatandaşlarımız yemek menü almaya gittiler. Şu anda Kızılay yemekleri getirdiler. Yemek verecekler şu anda. Çadır bölgesinde kalan vatandaşlar. Şuradan mı geçelim Hasan'cığım? Gel. Bırakmayın, siz gelmeyin. Ailenizin yanına dönün. Ailenizin yanına dönün siz. Ailenizin yanına dönün. Kaybolmayasınız. Evet. Vatandaş kendi insanlarına çamaşırlarını istiyorlar. Şu anda Emekliler Parkı'ndan devam ediyoruz. Bu bulduğumuz alan da Saray Mahallesi. Saray Mahallesi dediğimiz yer. Burada bütün Malatya'daki dışarıda gelen kargolar buradan rahatsızlıyordu. O kargocular sokağı da şu anda bir ihtimal giriş olamıyor ama şuradan bir çıkabileceğiz diye çıkacağız. Evet, burada şu anda depremzedeler yaşıyor ve onlara da devlet bütün imkanlarını sunmaya çalışıyor elinde geldikçe. Evet, Hasan'cığım nereden çıkacağız? Buralar çevrili fırt. Şuradan çevrili diyor. Olarak. Şuradan bir bakalım. Çıkabilirsek buradan bir yere çıkacağız. Evet, buradan çıkacağız. Tamam, Hasan, tamam, dikkat. Evet, şu anda esnaflar ne kadar malını kurtarırlar diye mücadele ediyorlar. Ne yapsınlar? Onlar da ürünleri çıkartmak ve malını çıkartmak zorunda. Efendim, geçmiş olsun. Öncelikle geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Neler söyleyeceksiniz? Ya vatanım, şair diyor ya, ülkem. Nasılsın? İlken gibi. Bir yarım kan, bir yarım gözyaşı. Gözyaşı diyorsunuz. Ama bunların işini Allah izniyle atılacağız. İnşallah. Evet, dünya şahidimiz ya. Nasılsın Türkiye? Bir yarım kan,
bir yanım gözyaşı. Evet. Yapacak bir şey yok. Elde gelen bir şey yok. Vatandaşlar kendi mallarını burada çıkartmak için gidiyorlar. Evet, şu anda Saray Mahallesi'ndeyiz. Saray Mahallesi'ni size göstermeye çalışacağız. Evet. Saray Mahallemiz şu anda tamamen binaları yıkılıyor. Vatandaşımız, esnafımız içerisinde ne kurtarırım diye o ürünlerini çıkartmaya çalışıyorlar. Hayat devam ediyor. Kitapçı çıkartmak zorunda. Medikatı çıkartmak zorunda. Evet. Şu anda ileride görmüş olduğumuz alana çok gidemiyoruz. Binalar tamamen yıkılmış. Burası bizim kargocular sokak dedik ya. Malatya'nın bütün kargoları bu alanda yapılıyordu. Evet. Umut ediyoruz ki yaralarımız en kısa zamanda saracağız. Şu anda devam edelim şuraya doğru. Tehlike ama vatandaşlarımıza en azından gösterelim. Evet. Şu anda kargo araçlarımız şu anda binanın altında. Diğer araçlarımız bina altında. Binalarımız şu anda kaybolmuş. Burası bizim Saray Mahallemiz. Saray Mahallesi Kargocular Sokak, medikalcıların olduğu bir sokakta. Şu anda Hasan'cığım gösteriyorsun binaların yıkılma anını. Evet, devam ediyoruz. Çok ve doğru geçemiyoruz. Yollar kapalı. Biz elimize geldikçe bütün caddeleri, bütün sokakları göstermeye çalışacağız. Saray Mahallesi'nden aşağı doğru gideceğiz. Diğer tarafta yine bir otelimizin olduğu gibi. Evet. Şurada şu anda oraya geçebilir miyiz? Gel Hasan'cığım geçelim. İnşallah bir şey olmaz. Evet Hasan'cığım bina altına çabuk geçelim. Şu anda şu binamız can yaptı. Tehlikeli ama vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz. Şu anda Saray Mahallesi'nde devam ediyoruz. Bina yerine bir olmuş. 5 katlı bina tek katlıya dönmüş. Evet, 5 katlı bina şu anda tek kat olmuş. Yerine bir olmuş. Güzel şehrim. Sen Allah'ın izniyle sen bir süre içerisinde bir gigaya kalkacaksın. Ama zorlanacağız. Ama zorlu süreç bizi bekliyor. Ama biz bütün zorlu süreci üstünde Allah izniyle geleceğiz. Şu anda evet bu binamız da yeni yapılmış, daha oturmamış ama bu binamız tamamen yerine biliyormuş. Vatandaşımız imkanlarıyla mallarını çekip götürmeye çalışıyorlar. Evet şu anda size devam ediyoruz. Yine burada 5 katlı bir binamız tek kata dönmüş. Şu anda tek katta burada binamız var. Tek kat binamız. Evet. Burada da bir çadırımız kurulmuş. Cenaze çadırımız. Onlar da cenazesinin acısını yaşamadan ikinci bir acıyla bırakmışlar. Ve şu anda o çadırı bırakmış. Ve kendilerini başka yere yapmışlar. Evet, şurada Saray Mahallesi'nde devam ediyoruz. Saray Mahallemizin bize caddelerini, sokaklarını göster. Evet, şuraya çek Hasan'cığım. Binanın içi yerle bir olmuş. Bina şu anda içine girmez bir halde. Evet, vatandaşımız hasar görmeyen telefonu çıkartıp almaya çalışıyoruz. Tabii ki herkes şu anda diğer tarafa geçemiyoruz. Bina tamamen 5-6 katlı bina tamamen yattığı için şu anda oraya geçemiyoruz. Burası da Abdul Budan Saray Camisi. Şu anda cami kısmen zarar görmüş. Ama diğer taraflara doğru artık geçemiyoruz. Diğer taraflar kapanmış. Şimdi buradan Fuzuli Caddesi'ne doğru gideceğiz. Biz de Fuzuli Caddesi'nde daha önceki 2020 Ocak Elazığ depreminde burada binalarımızın %10'u, %15'i
hasarlıydı. Yıkım kararı çıkmıştı ve yıkılmıştı köşe binamız. Onun yan tarafındaki bina duruyordu. O da bu depremden tamamen yerle bir olmuş. Evet. Mustafa Ekrem abimizin kuaförü. Bizim de geldiğimiz kuaför. O abimizin de şu anda dükkanı tamamen zarar görmüş. Şu anda stüdyo imza diyen bir yerimiz orası zarar görmüş. Evet. Sessiz her şey. Her yer sessiz. Sadece bina yıkılan betonlar var. Tuğlalar var. Evet şu anda gördüğünüz yer her yer birbirine girmiş. Her yer yerle bir olmuş. Huzur Caddesi bir olmuş. Saray Mahallesi bir olmuş. Kışlamız bir olmuş. Akpınarımız bir olmuş. Ama inanıyoruz ki bir an önce bu yaralarımız sarılacak. Şu anda Hasan dikkat edelim. Evet. Şu anda evet. Şu anda bulunduğumuz Kuzuli Caddesi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımızın danışmanı Sayın Fatih Kerimoğlu'nun ofisi de şu anda ofis de yerine bir olmuş. Kerimoğlu hukuk bürosu diyoruz. O hukuk bürosu şu anda tamamen biraz yıkıldı. Şu anda hukuk bürosu bir olmuş. İnşallah yokmuş. Evet. Ve Huzur Caddesi'nin diğer yola çıkıyoruz. Huzur Caddesi tamamen şu anda binalarının %10'u yerle bir olmuş. Evet. Burası TK binamızdı. Orası ayakta. Bu binamız şu anda yerine bir olmuş. Hasarlı olan eski yapılar tamamen yerine bir olmuş. Şu anda bu binamızda yerine bir olmuş. Evet. Caddesi, burası meşhur kanal boyumuza çıkan güzergahtı vatandaşlar. Bizi izleyen. Burası yukarı çıkıyor. Şu anda burada güneş var ama soğuk var. Şu anda bir ayaz var. Kulaklarımızı şu anda ayaz dondurdu. Ama biz size Malatyalımızın ilgili bütün caddeleri, bütün sokaklarını göstermeye çalışıyoruz. Burası 7-8 katlı bir bina. Şu anda eğer Hasan biraz daha ilerlersen tamamen yerine bir olmuş. Şu anda bu bina asfalttan bir olmuş. Her yer bir an olmuş. Her yer yıkılmış. Şimdi size Malatya Valiliğimizin binasını göstermeye çalışacağım. Malatya Belediye'miz, belediye binamız da hasar gördü. Hasar görmeyen yer yok. Ama güçlü bir devletiz. Bunların da üstesinde Allah'ın izniyle geleceğiz. Vatandaş elinde telefon. Belki de burada bir anıları var. Bu anılarını çekmeye çalışıyor. Kaçtı mısın? Yok, ben gazeteciyim anne. Geçmiş olsun. Sağ ol anacığım. Sağ ol. Sizin ev burada mıydı anne? Evet. Zarar gördün mü? İşte bütün döküldüğü yerlerden var. Hasar çok. Var. Ama hamdolsun canımız sağ diyoruz. Çok şükür. Oo, hem de nasıl ya? Can bunlar, sağ ol. Mal gelir. Evet annem diyor ki benim de evimin çatıra gitmiş. Ama benim hamdolsun ki bu canım bedende. Bu can bedende oldukça bunları Allah'ın adına tutuyoruz. Aminle, aminle. Yavrum evet. Ha işi rastgele. Hayırlı kandiller diliyoruz. Elinde de düşün. Mübarek günler. Sen de kandilin evet. Mübarek Allah razı olsun. Yavrum. Bu kandil rastgele. Rastgele inşallah. İnşallah. Böyle bir daha acı hiçbir millete yaşatmaz diyoruz. Evet. Tek mutlu olduğumuz, tek sevindiğimiz nokta şu. En azından canımız sağ ya. Allah'ın izniyle çalışır, tekrardan malımızı alırız diyoruz. Evet, abimiz de hamdolsun iyiyiz diyoruz. Evet, yapacak bir şey yok. Allah'tan gelen her şeye başımızı gözümüze diyoruz. Bunları yaşamamız lazımdı, evet. Allah böyle bir daha afet bize yaşatmasın. Böyle daha böyle bir afetler bizden inşallah daha olmaz. Evet, şu anda Fuzuli Caddesi'nden aşağı doğru iniyoruz. Şu anda Hasan'cığım şu binamızın da yanında kısmen yıkılmış değil, tamamen yıkılmış. Binamız yerine bir olmuş.
İrili ufaklı herkesimizin yüreği acıyor, yüreği kanıyor. Herkes bir şeyler zarar gördü. Allah böyle afetler bir daha yaşatmasın bizi. Şu binamız 6 kattı. Şu anda bir kata dönmüş. Hasan oraya çıkıyorsun değil mi o binamızı? Şu binamızı çekiyorsun değil mi Hasan? Binamız tamamen şu anda yerle bir olmuş. Evet. Burası da soğukta ve burada su patlamasından dolayı buzlanma olmuş binamızın önünde. Ama şu anda erimeye başladık. Güneşin görüntüsü var. Evet. Bizim Malatyalılar çok iyi bilir. Sabahları börek aldığımız, poşa aldığımız Ömür Pastanesi. O ayakta şu an. Burası Malatya için çok önemli. Niye? Her zaman burada yapıyoruz. Şu anda size Malatya Valiliği arkasına doğru gidiyoruz. Malatya Valiliğimiz eski bir yapıdır. Ama tarih kokuyordur. Tarihi vardır. Çok valilerimizi burada ağırladık. Burada Malatya'da valilik yaptılar. Herkes şu anda başka bir illerde. Evet, şu anda Malatya Valiliğimizi size göstermeye çalışıyoruz. Malatya Valiliğimizde Hasan burada kaymayalım. Evet, buradan iyi geçelim. Evet, şu anda şu anda Malatya Valiliğin binasının arkasındayız. Şu anda size valiliği gösteriyoruz. Valiliğimizin ikinci depremde, yani ilk depremde çok zarar görmemişti. Bakanlarımız, Kültür ve Turizm Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız burada kriz masası oluşturmuşlardı. Bu kriz masasında Malatya'daki deprem bölgesini değerlendiriyorlardı. İkinci depremde kriz masasında ve valilik binasında onlarla depremi uğradılar. Ve şu anda Malatya Valiliğini görüyorsunuz. Şu anda valilik binamızın arka kısmındaki duvarlar gitmiş. Hasan devam edelim. Bu arada valiliğimizin diğer binaları, diğer yerleri şu anda hasar görmüş. Valiliğimiz şu anda hizmet veriyor. İstasyon virajında Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bir katında hizmet görüyor Malatya Valiliği. Malatya Valiliği hizmet görürken de burayı bir an önce tabii ki yapılacak. Malatya'nın tarihi bu. Evet, duvarlarımız belki şeyler gitmiş. Ama kolonlarımız hamdolsun biraz ayakta sanki. Orası biraz hasarlı değil mi? Hasarlı. Evet, şu anda valiliğimizin diğer kısımdaki yerler duruyor. Evet, şu anda burada biraz patlamalar var. Ama umuyoruz ki valiliğimiz. Evet, şu köşe binamız tamamen yer olmuş. Yani bir olmuş. Üst tarafı üste gelmiş. Şu anda valilik binamızdaki memurlarımız eşyalarını diğer binaya taşıyorlar. Orada hizmet verecekler. Şu anda valiliğin bu kısım tamamen zarar görmüş. Burası zarar görmüş ama devlet de devamlılık diyoruz. Şu an devlet valilik istasyon virajında hizmet veriyor. Şu anda valilik binamızın dışındayız. Binamızın dışında hasarlar var. Burada yığma tula dediğimiz eski halde yığma tularına yapılmış burası. Şu anda burada kaymayalım. Burada da hatırlarsanız ilk gün depremin içinde yayın yapmıştık. Bizi izleyen Malatyalılara biliyorlar. Burada biz bakanlarımız canlı yaparken içeri ağırlamıştık. İçeri götürdük onları. Şu anda Hasan şöyle bir gelelim. Sen düşmeyelim. Türkiye Cumhuriyeti Malatya Valiliği yazıyor. Evet, Malatya Valiliği en kısa zamanda Allah'ın izniyle tekrar burada görev yapacak. Şu anda sadece geçiş olarak değindik. İlk günde burada yayın verdik. Evet, bu alanda şu anda depremzedelere Ziraat Bankası hizmet veriyor şu anda bu alanda. Evet, vatandaşlarımız şu anda ATM ve bayrak banka kuyruğunda şu anda onlar da işlemlerini yapıyor. Devam dedik ya, Turizm Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımız normalleşiyor dediler. Evet, normalleşmemizin şartı şu anda
Dijital Kolaylık Aracı Ziraat Bankası Seyyar Bankacılık Hizmeti veriyor. Burada depremzedelere devletimiz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanımız 10.000 TL bir yatırım yapacaklarını ve şu anda bugün itibariyle evleri zarar gören vatandaşlarımızın hesaplarına 10.000 TL para yattı. Şu anda yatmaya devam ediyor ve onlar da geliyor. Yine burası bir insani vakfı, insani vakfı tarafından çay depremizde çay veriliyor. İnsani ve Medeniyet Hareketi da şu anda çay veriyor buradaki depremzedelerimize, yemekleri veriliyor. Yemeğini alan vatandaşlarımız, evet. Allah devletimize, askerimize devam versin. Askerimiz şu anda her bölgede şu anda depremzedelerimize yardım ediyorlar. Dedi ki Allah devletimizin, polisimizin eksikliğini vermesin. Evet, şu anda İnsani Vakfı yardım ediyor. Afiyet şeker olsun. Herkes bir yerde hayatını geçirmeye çalışıyor. Herkes bir yerde bir şeyler yemeye çalışıyor. Evet. Biz inanıyoruz ki bu günlerimiz geride bırakacağız. Biz inanıyoruz ki millet olarak bu kötü günler geride kalacak. Biz inanıyoruz ki bizi güzel günler Malatya'yı bekliyor. El birliğiyle, her vatandaşımızın desteğiyle, Allah'ın izniyle yeni bir Malatya inşa edeceğiz devletimizle. Biz bak şu anda bulunduğumuz alan bizim yeni caddemiz, araçlarımızın yoğun olan bir caddemiz. Vatandaşlar burada durup duruyor. Şu anda sadece biraz ara verdik depremden dolayı ama Allah'ın izniyle bugün az bir süre içerisinde devlet bir an önce çözümler bulacak. Şimdilik biz bir kısa bir ara vereceğiz. Tekrar sizden başka bir bölgede tekrar yayınlı olacağız. Bizden ayrılmayın lütfen.